Biz üretiyoruz, parayı başkası kazanıyor. Yani çalışmazsak açlıktan ölüp gideceğiz abi. Yemek falan yemiyoruz bazen, dikimlerde öyle oluyor. Elimde sihirli değnek olsaydı dünyayı dokundurur, tüm insanları barıştırırdım abi. Bu sene hiç uyumayacağız. Yasak. Babam yasakladı. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Asıl işimiz tütüncülük. Yanında arpa, buğday, küçük baş hayvancılık da yapıyoruz. Aile boyu işçilik yapıyoruz. Genelde bu aile boyu yapılan bir işçilik. İyi kötü ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Mart'ta başlıyoruz. Normalde Mayıs'ın birlerine doğru bizim buralar dikiliyor. Mayıs sonu dikim bitiyor. Haziran'da çapulara başlıyoruz. İlk kırımdan sonra ikinci kırım, üçüncü, dördüncü derken bitiyor. Kırımdan sonra işte kırarsın, sağarsın, çizersin, iskif haline aldırırsın, kurutursun. Biz buna Mart'ta başlıyoruz. 10. 11. ayda bitiriyoruz. Arada hesabı siz hesaplayın gari. 3 aydı bunlar, 3 ay, 4 ay böyle. Gece uykusu yok, gündüz durağı yok, devamlı böyle çalışıyor. Dikimi, yeri hazırlaması, bütün sorun oluyor yani. Yatan ilaçlamadan dikersen otlar çıkıyor. Çapasını otunu kesmezsen yine sıkıntı. Büyük şey var yani, masrafı var. Evveli şey aracın yoktu. Mazot derdin yoktu, şey derdin yoktu, benzin derdin yoktu. Hem şimdi hep gider. Evvelce böyle traktörlerle dikilmezdi tütün. Elle, çapayla çekilirdi arıklar. Bayanlar çiviyle dikerlerdi. O gün için bu beni gidiveriyordu, ben onu gidiveriyordum. Bir para çıkmıyordu cebimizden. Şu an için her şey cepten çıkmaya başladı. Büyüklerimiz mesela düğün yaparken tütün parasıyla tütün alıyor, şey düğün yapıyordu. Ev alacaksa, ev yapacaksa tütün parasıyla bağlıyordu. Şu anda bir 70'lik rakı 80 lira. Bu tekel zamanında bir 70'lik rakı fiyatınaydı kilosu. Tütün de hala 14 lira. Onun 6'da 7'de biri kaldı şu anda. Yani o gün için bir ton, 1,5 ton tütün yaptın mı bir traktör alabiliyordun. Şu anda 4-5 tonla alamıyorsun. Şimdi zaten sözleşmeli. Geliyor alıp gidiyor senin tütününü. Evvel tekel zaman daha iyiydi. O zaman devlet açıyordu parasına. Şimdi parası düştü. Parası yok. Kurtarmıyor yani. Devlete çalışmanın iyi yanları garantiydi işin. Şimdi öyle şey yok. Firmanı açıklarsa onu yapıyorlar. Başka yapacak bir şey yok. Başka yere gidemiyorsun. Sözleşme yapıyorsun oraya senetle. Zaten 3 şirketin elindesin. 3 tane şirket belirliyor fiyatına. Neyse karşı razı geliyorsun ona. Razı gelmekte zorundasın artık. Vermesen de icra yoluyla senden alıyor. 7-8 tane tüccar vardı. Hepsi baka giderdim. Belli bir fiyat verirlerdim. Hepsi de ayrı ayrı. Onun aklı işin geldi, onu verdin. Şimdi öyle bir durumun yok. Tek tüccardasın. Kaç para biçti, o parayı verip geçiyorum. Senin bir söz söyleme hakkın yok. Kaç paradaysa 14 lira. 15 lira satamayan gari. Bir sene evvelden de veriyoruz zaten fiyatını. Ama senin de başka yapacak işin yok. Bankaların şey verdiği gibi ya, kredi verdiği gibi. Bank kredileri gibi bize anlaşma yapıyorlar işte. Bağlıyor. Evet, bağlıyor. Bağlıyor, bir yer gidemiyor. Çoğu da zaten bu işten elini ayağını çekmeye başladı. Son yıllarını yaşıyor diyebiliriz. Memnuniyet yok, kazanç da yok. Biz üretiyoruz, parayı başkası kazanıyor. Yani bir nevi kölelik.
Sabahın 5'inde gidiyorsun. Öğlen 12'ye kadar devamlı eğildiğin yerden iş yapıyorsun artık. Artık belin, kolun, her yakın ağrır. Öğleye kadar çektiğini Allah'ına kendin bilir. Sıcakta, ışığın altında. Kırmak mecburiyetindesin. Işıklı yanmak başka bir şey değil yani. Işıklı öğle kadar dikeliyorsun. Öğlen gidiyorsun, ilkinde bir ışık yiyorsun, bir ışık da yiyorsun. O ışığı göreceksin, belin yanacak. Belin yanmazsan cebin boş kalır. Aynı çocuk bakar gibi bakacaksın onda. Kurutacaksın, getireceksin, tavlayacaksın, kolyeyi basacaksın, çürümemesi için bakacaksın. O zor bir iş, çok zor. Sağlık güvencesini bitiriyor. Zehirler. Tarım ilaçları herkesi bitiriyor. Dağlı bir şey olsa elinde yiyemezsin. Elinin bulaşığı var ya, zehirdir bu tütün. Yaşı elini bulaşır, katiyen çıkmaz hem. Sabunsuz katiyen çıkmaz. Bu tütün dediğin şey bir acı, kasıralı bir şey. Elinden çıkmıyor bu. Yemen yani tatlı bir yemen olmaz zaten. Tütün acısı elinde. Gördüğüm Alaaddin'in hayatlar, sosyal hayatı var mı? Yok. Ben ekmek getireyim, yok su getireyim diye kaçıyor işte. Güzel işi olsa bu da kaçar mı? Kaçmaz. Yaşantısı düzgün olsa kaçmaz. Ailemize, çocuğumuza kendimize pek fazla vakit ayıramıyoruz. Gece gündüz bunun içindeyiz yani. Sosyal yaşantı sıfır. Oyuncak yok. Tadilin yok. Zor şartlar altında yaşıyor. Yani ne bileyim bir akşam çoluğum çocuğum alıp bir gezmeye gideyim. Veyahut da bir yerde bir gün kalayım. Veyahut da bir gel şöyle hani dolaşayım şansın yoktur. Saat 5'te kalkacaksın. Tarlaya hazırlanacaksın. Tabii en çok zorlandığı çocuğun sabahla. Onlar zaten biz 8'e kadar yatırıyoruz ya. İcabında 6'da kalkmak çok zor geliyor. Gözümüz önünde dursun diye sabah kaldırıp geliyoruz. Ağacın dibinde oturuyor. Veyahut da traktör kasalarının altında tabii yaz dönemi sıcak olduğu için oralarda vakit geçiriyorlar. Mümkün olduğu kadar biz çocuklar işin dışını tutmaya çalışsak da yine de içinde bulunuyorlar artık. Ha, ister istemez iğne getir, su getir veyahut da çay koy bir şeyler onlarla uğraştırıyoruz. Mesela bir çocuk okuldan geliyor, annesi babası soramıyor ne yaptınız okulda demeye zaten fırsatı yok. Yemek yapacak kadın yarın obaya gidecek tekrar o yemeği yapacak yok yani. Çocuk uyup kalıyor zaten orada. Ödev yaptın Allah bilir, yapmadın Allah bilir. Sahiller 100 kilometre, ilerimizde 120 kilometre. Benim mesela ufak oğlan var, denizin ne olduğunu bilmiyor yani. Pamukkale'yi dahi bilmiyor benim oğlan. Adamlar Japonya'dan geliyor, Çin'den geliyor, Pamukkale'yi gezip gidiyorlar. Çocuklar 40'ını doldurmadan tarlada sürünüyor yani. Ya, daha emeklemeyi bilmiyor. Onu bile yani anne sevgisi olaraktan sevmiyorsun bile çocuğuna. Bırak sen yani ne değerde olmasına. Yani onun vakıda yırıp çocuğunu bile sevmiyorsun. O çocuk isteyerek tatlını kırmıyor. Oyun oynamak istiyor. Annesi babası götürüp tütün götürmek istiyor. Ekonomik katkı olsun diye çalışıyor. Ne yapacak o zaman? Tütün kıracak. Bizim borçlarımız olduğu için onları ödeyeceğiz ya. Ondan çok çalışmamız lazım. Ailemle birlikte biraz mecburiyetten biraz da gönüllü olarak gidiyorum. Para kazanmamız lazım. O parayla işlerimizi gidermemiz lazım. Tarlada hiç gönlüm olmuyor. Bazen kıracak oluyorum. Bazen kırmayacak oluyorum. Bu sene hiç uyumayacağız. Yasak. Babam yasakladı. Para yok. İş. Mecbur çalışmamız lazım. Yani çalışmazsak açlıktan ölüp gideceğiz abi. Hem orada annemle yarış yapıyorum. Hem kelebek yakaladığım için. Geceleri bir de günlüğünü kestiğim için orada eğleniyorum. Çocuk yaşındaki çocuk küçük çocuğa bakıyor. Annesi mi? Hadi oğlum, hadi kızım sen büyüksün. Sen şunu yap. Büyük mü olur? Büyük değil. Ama yeri burası değil ama olmak zorunda. Mayıs geldim ocaklar ediyoruz. Haziran geldim tütünler çaplayıyoruz. İşte çapladıktan sonra dip kırım geliyor. Ondan sonra ana, ucaltı, uç öyle katman katman gidiyor. Eylül'den sonra getiriyoruz yine her zaman taşıyoruz buraya oradan. Tütün bittikten sonra burada balyalıyoruz. Oradan satıyoruz. Suda atıyorum, iğne götürüyorum, iğne veriyorum. 7 tane iğnesini ayırıyorum. Amelleri iğne dağıtıyorum. Onlar kırıyor, çiziyor. Onların iğnesini koyuyorum seleye. Şiş topluyorum, kargı geçiriyorum.
keçilere bakıyorum, ineklere bakıyorum. Ondan sonra su doldura gidiyorum tankerimizin suyu az kaldığında. Tütün tarlasında başka uzak tarlalar oldu mu arabayı, traktörü götürüyorum. Babam bahçede çalıştığı için görev beni düşüyor. O annem de kullanamıyor. O yüzden traktör kullanmak benim yerimi geçiyor. Biraz bisiklet biniyorum. Biraz taşlarla oynuyorum. Ev yapıyorum. İlk önce taşlarını topluyorum. Büyüğünü, küçüğünü. Sonra evimi yapıyorum. Televizyonumu yapıyorum. Çocuklarımı yapıyorum. Ondan sonra oynuyorum. Sabahları çok soğuk oluyor. Şey, yemek sırlarında hava ısınmaya başlıyor. Öğle araları 40 derece, 45 derece oluyor. Bir günde bir tel terli kokuyoruz yani. O yüzden bir de o çok kötü oluyor. Yemek falan yemiyoruz bazen, dikimlerde öyle oluyor. Şunu bitirelim, şunu bitirelim diye. Yani vakit bazen geç oluyor. Tütün kırımından ona kadar zaten yemek yemiyoruz. Bazen ben yemek yemiyorum. Ay işte o ablam çok yapıyor. Bazen yemek yemiyor, tarlada aç kalıyor. Çok susuz kaldığımız zaman, çok aç kaldığımız zaman daha gayret, daha da çok çalışmaya çalışıyoruz. Bir an evveli eve gidip hemen yemeğimizi, suyumuzu yiyelim, dinlenelim diye daha gayret. Sürekli çabalıyoruz abi. Diplerde zor oluyor kırması. Eğildiğinde belin ağrıyor, ellerini yarıyor. Bağmatlarımızın arası sürekli çalıştığından böyle sürekli sürtünden yarılmaya başlıyor. Biz de parmaklarımıza bant sarıyoruz. Acıyor. Ablamın hep kaçıyordu, acıyordu. Ben de bir kere kaçırmıştım, çok acımıştı. Hıphızlı çizerken bazen dalgın oluyoruz abi. Elimiz bir anda kaçıyor, kanadıyor. Dipte yoruyor. Elini toprağa sürdükçe şöyle etin açılıyor. Yani ne edeceğimizi bilmiyoruz. Aslında elimiz iğne battığı zaman tütünün yaprağını alıp kırıyoruz. Onun suyuna üzerine döktüğümüz zaman onun acısını kestiriyoruz. Öyle devam ettik gidiyoruz abi. Tütün çiçeklerinden yüzük yapıyorsun. Bunu annelere veriliyor. Şöyle takılıyor bu. Böyle. Bunun farklısı var. Sapta yapılmıyor. 6 tane oldu. Şimdi böyle yapıyoruz. Daha uzun oluyor. Bu tütün yüzüğü. Tütünden yapıldığı için tütün yüzüğü koymuşlar adını. Ben bazen tarlalarda hayvanlarım, keçilerim götürüyorum. Orada gezdiriyorum, her şey veriyorum. Biraz onunla oynuyorum. Benim bir tane çilek pamuk diye keçilerim var. Benim çilekle pamuk çok obur. Her şeyi yiyorlar. Önlerine laylon koyuyorum, onu bile yiyorlar. Yani tütün tarlasında hayvan bakmayı sevmiyorum. Bayağı bir sıcak oluyor. Bir de ineklere suyunu, samanını verirken zor geliyor. Ben en çok leyleği seviyorum. Leylek yavrularına. Elektrik tellerinin üstüne evler yapıyorlar. Onlara bakıyorum. Annesinin kuşa yemek verdiğini görüyorum. Bir de hayvanları çok seviyorum. Onlarla konuşmak istiyorum. Onları anlamıyorum ama onlara su veriyorum, yem veriyorum, onları öpüyorum. Sinektir, böyle örümcektir, yılandır, çekirgedir, hamam böceği. Tarlada yılanlar var, fareler var, kertenkeleler var, sinekler var, arılar var. Karaatlı diye bir tane hayvan var. Çekirgelerden çok korkuyorum onlardan. Bir tane böyle
kapkara bir tane çekirge oluyor. Onun adı karartma diye ona çok korkuyorum. Bir de ufak. Yani akşam korkuluyor. Yani yılan çıkar, fare çıkar diye. Bazen tilipist gibi bir tane hastalık bulaşıyor. Böcek de yemeye başlıyor tütünleri. Kurttur falan. Biz de ilaç makineleriyle ilaç atıyoruz. Zararlı canlılardan korumak için. Böceklerden çok korkuyorum. Örümceklerden. Ama tabii ki maymunlardan, penguenlerden, papağanlardan hiç korkmuyorum. Ya tütünde her şeyler oluyor. Böceği, börtüsü, yoruyor. Elin tetri oluyor. O tetri de yarım saat çıkmıyor. Burada desen hava bir sıcaklaşıyor. Başını güneş alıyor. Ondan sonra soğudu mu hasta oluyor. Ama okulda öyle değil. Yemekhan diyebilirsin. Ondan sonra üşüdüğün zaman kalifer de olursun. Bakkalarda kola her şey içebilirsin serin tutmak için. Ben okulda olmayı daha çok seviyorum. Çünkü sulu boyu yapıyoruz. Resim yapıyoruz. Ders izliyoruz. Çizgi film bakıyoruz. Bir de beyinle ilgili bir şeyler ediyoruz. Kuzenim var, Avustralya'da yaşıyor bunlar. Biz okula giderken onlar havuzda yüzüyor. Onların giydikleri bizimkinden markalı oluyor, güzel oluyor. Kuzenim yani bana falan hep oku diyor, çalış diyor. Yani zor oluyor. Sınavları çalışırken fidanlara bakman gerekiyor. Tam çalışırken, tam aklımda kalırken annem diyor ki fidan dikeceğiz diyor. Öğretmenlerimle aram çok iyi ama arkadaşlarımla hiç iyi değil. Biri küsüyor, biri beni oyundan atıyor, biri de beni dışlıyor. Okulda biz her zaman her Nisa ile oturuyoruz. Akşamüstü matematik yapıyoruz, resim. Ondan sonra beden eğitimi yapıyoruz, eve geliyorum, yemek yiyorum, bitiyor. Okumayı seviyorum bir de. Öğretmen sınav yaptırıyor. O zaman sınav yaparken kopya almıyoruz. Çalış, çalış, çalış. Şimdi mesela yazın o 3 ay okuduktan sonra tütün kırmak yerine gidip denizde yüzmek var, güneşlenmek var yani. Futbola gitmek isterdim. Bizim köydeki Hasan abim gibi futbol eğitimine giderdim. Doktor olmak istiyorum çünkü benim dişlerim olmadığı için diş doktoruna hep gidiyordum. Ondan diş doktoru olacağım. Ben bir bilim insanı ve bilim kadını olsaydım veya hastalıkları ortadan kaldırmak isterdim böyle. Yani fiziktir, ortopediktir, o tür hastalıkları ve de kanser, lösemi, bir sürü hastalık çeşidi var. Şimdi aklımda değil ama onların hepsini yok etmeye çalışırdım yani. Büyüyünce kaptan olmak istiyorum. Ailemin şimdiye kadar yaptığı emeklerine karşılık vermek istiyorum ben. Ailemin yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Hakim olmak isterdim. Doğru ve yanlışı göstermek isterdim. Benim hayalim uçmaktı. Uçarken bulutlara giderdim, Ankara'ya giderdim, Avustralya'ya giderdim, uzayı çıkardım. Uzaydaki çocuklarla tanışırdım. Dünyadaki her şeyleri merak ediyorum. Neler var, neler bulundu. Mesela Nevşehir'de bir yeraltı şehri de bulundu. İkinci yeraltı şehri oldu. Bunları görmek istiyorum yani, merak ediyorum. Hayalim bu. Altımda bir sürü 3-4 tane araba, 3-4 tane villa, havuzlu. Yazları yani hep oralarda geçirirdim. Giderdim Bodrum'a, Marmaris'e, yok Paris'e, her tarafı gezerdim yani. Dünyayı gezerdim. Yani gezmek isterdim, oyun oynamak isterdim. Yazları tatile çıkmak isterdim. Yani buralarda fidan dikeceğimi oralarda gezer, tozardım. Mekke'ye, Medine'ye, peygamberimiz öldüğü ve doğduğu yerleri gezmek isterdim. Elimde sihirli değnek olsaydı ilk önce hayalim Türkiye'deki tütünü yok eder, onun yerine başka kolay bir işler yapardım. İstediğim mesleği çalışmadan olmak isterdim. En büyük ben olmak isterdim. Sanki dünya benden sorulsun. Kraliçe, prenses gibi olmak isterdim. Havadan istediğim şeyin gelmesini isterdim. Mesela dondurma, bisküvi, kofret, çikolata. Dışarıda kalanlara yardım ederdim. Sokakta kalanlara giysi, ev falan yapardım. Yani iyi şeyler yapmaya çalışırdım. Hayali olan çocukları hayallerini gerçekleştirmek.
hayalini yıkmamak isterdim. Abi elimde sihirli değnek olsaydı dünyayı dokundurur, tüm insanları barıştırırdım abi. Silahtır falan böyle çatışmalar olmasını istemezdim abi. Herkesin zengin, huzurlu, sağlıklı bir yaşam olmasını isterdim abi. Tüm dünyada 5-10 yaşlarında benim gibi tam 168 milyon çocuk çalışıyor. Yani her 10 arkadaşımdan biri çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Bu tüm dünyada böyle. Ama bazı yerlerde durum daha kötü. Mesela Afrika'da her 5 arkadaşımdan biri çalışmak zorunda. Türkiye'de ise 6-10 yaşlarında 15 milyon çocuk var. Bunlardan neredeyse 1 milyonu çalışıyor. 7,5 milyon arkadaşım ise ev işlerini de yapıyor. Özellikle kız arkadaşlarım ev temizleme, çamaşır, bulaşık yıkama gibi işler yapıyor. Kardeşlerine ve yaşlara bakıyorlar. Ailelerimizin para ihtiyaçları var. Bu yüzden biz de çalışmak zorundayız. Dünyada çalışan her arkadaşımın 6'sı tarımda işçi. 3'ü ise hizmet sektöründe. Türkiye'de arkadaşlarımdan yarısı tarımda. Şehirlerde olanlar ise daha çok sanayide çalışıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarım işi için çok tehlikeli diyor. İşteyken kaza yaşayabilir ya da hastalık kapabilirmişiz. Hem tehlikeli işler çalışıyoruz hem de hiç para kazanmıyoruz. Dünyada çalışan her 10 arkadaşımdan sadece ikisi yaptığı işlerden para alıyor. Türkiye'de ise şehirlerde çalışan arkadaşlarımın çoğu para kazanıyor ama köylerde, tarlalarda işçi olanlar hiç ücret almıyor. Bedenlerimiz ve ruhlarımızla zor koşullar altında çalışmaya devam ediyoruz. Biz görünmez işçileriz.